göz ekibiyle birlikte girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Ve şu anda medikal tedavi uygulanıyor. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi? Muhtemelen gerekecektir. Daha yüzeyli olmak üzere böyle bir planlama yapıyoruz. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Doktor arkadaşlarım İhsan Bey, Belma Hanım ve Başhekim Bey hep beraber bir değerlendirme yapıp gidişatı planlamayı düşünüyoruz. Hocam, görme yetisiyle ilgili şu an ne söyleyebiliriz acaba? Şu anda mutlaka oluşan termal kimyasal bir travma mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan final olarak, sonuç olarak nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Hem dün gece incelememizi yaptık almadan önce. Bugün de keza sabah tekrar gördük. Bir saat kadar bütün tetkiklerini yaptık. Ultrason, tomografisi yapıldı. Biyomikroskopik muayenesi yapıldı. Ve düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hocam, Sayın Kaya, hocam, bir gözünün, hocam bir gözünün diğer gözüne göre daha farklı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Yani sol ya da sağ. Göreceli olarak bir gözü biraz diğerine göre daha hasarlı. Şu an futbola dönüşle ilgili net bir şey söylemek çok zor olur. Evet. Ama tekrar söylüyorum. Düne göre daha iyi olduğunu söyledim dikkat ederseniz. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler medikal tedaviyle daha da iyi bir duruma geçeceğini umuyoruz. Ne kadar tedavi bekleniyor şu an yani? Şimdi bunları hakikaten önceden kestirmek zor. Bununla ilgili burası aynı zamanda bir üniversite kliniği. Ve gerçekten Türkiye'deki en iyi göz olarak, en iyi ekipmana en azından göz olarak, en iyi ekipmana sahip kök hücre laboratuvarımız var. Her türlü bu türde vakalara daha önceden de müdahale ettik. Türkiye genelinde başka hastanelerde yeterli şeye ulaşılamayan hastalar da oluyor. Onlar da bize geliyorlar. Yeterli tedavi imkanına ulaşamayan. Bu imkanlara çok net olarak sahibiz. Yani kök hücre laboratuvarımız var ve tekrar söylüyorum bir üniversite kliniği her türlü ekipman da var. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte bununla ilgili belki müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda, hatta Türkiye'den değil de genel dünya ortalamasının üzerinde bir şekilde yapma imkanına sahibiz ve de yapacağız. Hocam, iki gözünde de yani mesela şu aşamada görme yetisi var mı? Şimdi görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur vesaire, onunla ilgili şu anda bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Yani %10 görebilir, %20 görebilir diyorum. Öyle bir şey söylemek istemem açıkçası. Çünkü ben basit bir parça, bir ufak leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o lekeyi temizlersiniz, görme artabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili şu anda şeyi söylemek istemiyorum. Ben size genel bir çerçeve çizmek istedim. Buradaki termal kimyasal bir yanık ve ona bağlı bir tedavi şeyi uygulayacağız. Şimdi dediğim gibi bu bizim açımızdan, biz teknik olarak söylersek bir termal kimyasal bir yanık ve onunla ilgili tabii ki bir temizlik işlemi yaptık. Yüzeydeki materyalleri temizledik. Yani burada tıbben gereken debritman dediğimiz işlemlerin tümünü yaptık. Ve bu bile bir gün içinde çok büyük bir fark yarattı. Şimdi restorasyon diyebileceğimiz yüzeyin restorasyonu, bununla ilgili işlemleri de adım adım planlıyoruz. Hocam, son olarak yüzünde evet daha çok tahribatan göre elinde patladığına dair bir şeyler var, ellerinde ya da başka bir yerde bir hasar söz konusu mu? Yüzünde yanık var mı? Yani o konuda ben
hakikaten yanıltıcı bilgi vermek istemem. Bana gözle ilgili soru sorun lütfen. Hocam yarın yapılacak kontrolün ardından operasyon olup olmayacağı daha... Evet, daha yüzeyel bir müdahale düşünebiliriz. Açıkçası öyle bir şey planlıyorum ama gününü henüz kararlaştırmadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.